kızım, kucağına yolcu etsene. Böyle yolculayacaksan lüzum yok. Bu kapıyı ben kendim de açarım. Ahmak. Senin ne işin var burada? Seni görmeden rahat edemediğimi fark ettim. Alışkanlık oldu. Ben evli bir kadınım. Evli mi? Ne zamandan beri? Dünden beri. Beni mi bekledin evlenmek için? Neyse. Sana bir hediye getirdim. İstemiyorum. İstemiyorsan takma. Ama al. Bunu reddetmeni kendime hakaret sayarım. Ve bana hakaret edildiği zaman biliyorsun. Ben evliyim. Sence bu bize engel olur mu? Hayırdır, ne oluyor? Cepheden kötü haber mi var yoksa? Yok be. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ya nasıl bir şey? Babasıyla Hilal'i zorla evlendiriyormuş. Kimle evlendiriyormuş? Kimliğe bassın. Kimle Hilal? Uygun gördüğü bir kısmetle. Sen ne diyorsun peki buna? Sırası gelince düşünürüm. Birlikte düşünürüz Hilal. Ne lazım gelirse yaparız. Hilal, sen buna razı gelmeyeceksin değil mi? Tamam, yeter artık benim tasamı konuştuğumuz. Sima elden gitmiş, Anadolu'yla en mühim irtibat yolu kapanmış, benim izdivacım mı dert olacak? Hilal! Vatan mı daha mühim, ben mi? Kapatalım artık bu bahsi. Askeri kaçaklarının sayısı her geçen gün artıyor General Cevdet. Bu durumla ilgili bir malumatınız var mı? Şöyle izah edeyim kumandan. Aslına bakarsanız Anadolu'daki ilerleyişimiz askerlerimizi menfi yönde etkiliyor. Zaferler askerleri nasıl menfi etkileyebilir? Sizin de bildiğiniz gibi askerlerimiz buraya aslında Rum kardeşlerini kurtarmaya geldiklerini düşünüyorlardı. Biz Anadolu'da ilerledikçe vaziyetin hiç de onlara anlatıldığı gibi olmadığını görüyorlar elbet. Bana da bu yönde istihbarat geldi kumandan. Askerler gerçekten böyle düşünüyorsa eğer, bunun en büyük sebebi ordumuza sızan Bolseviklerdir.
Kumandan affınıza sığınarak Bolşevik hareketi yine değil ve şimdiye kadar hiç muvaffak olamadılar. Şimdiye kadar öyleydi general, artık değil. Bundan böyle askerlerin sicilleri daha detaylı bir şekilde incelenecek. Emredersiniz. Deme Leon. Bu listede adı geçen askerleri derhal yakalamanızı emrediyorum. Eskidendi askeri mahkemelerde yargılamalar. Kapandı o devir. Bundan böyle getirildikleri gibi infaz edileceklerdir. Emredersiniz. Çıkabilirsiniz. Sağ olun kumandan. Gelsin. General Cevdet. Benim bir maruzatım var. Dinliyorum. Ben kızınız İlal'e talibim. Temin. Bizi yalnız bırakın. Bilmediğim bir yere gelseydin Allah'ın cezası. Ah, rezil ettin beni, rezil. Abla tam vur bindiriyordum şerefsizi sonra da. Hala utanmadan konuşuyorsun. Senin neyine silah kuşanıp Yunan öldürmek? Ha? Bir de er değil general öldürecek, şu akıllara bak. Niye öldüremezmişim abla? Elim ayağım tutmuyor mu benim? Gözüm görmüyor mu? Her şeyin tamam maşallah da aklın yok, aklın. Yürü düş önüme. Çiftliğe gideceğiz, beyimden özür dileyeceğim. Dua et de benim hatırıma affetsin seni. Silah minah rüyanda görürsün artık. Seyis yapar beyim seni. Yürü. Ben çiftliğe falan gelmem abla. Kerim, beni zıvanadan çıkarma. Abla merak etme. Ben kendime daha az damlayana nasıl affettireceğimi biliyorum. Sen o olmayan aklında neler düşünüyorsun acaba? Abla ölürüm. Yine de o çiftliğin kapısından girmem. Böyle gidersen öleceğim zaten. Seyis olmaktan iyidir abla. Döndüğümde seni burada bulacağım. Duydun mu? Buradan bir yere ayrılmayacaksın. Hoş geldin yanık efe. Hoş geldin. Hoş gördük ağalar. Aleyküm selam. Yalnız geldin inşallah. Sözüm sözdür. Dediğiniz gibi Yunan'ın dikkatini çekmemek için kızanları arkada bıraktım. Buyur. De bakalım meramın nedir? Dağıstanlı. Şimdi de beni gözüne kestirmiş. Bak sen de Yusa. Derdi neymiş peki? Bekir Ağa'yı öldürttü. Suçu atacak birini arıyor. Dağıstanlı gemileri yaktı. Milli mücadele umurunda değil. Yunan derdi değil artık onun. Hepimizi teker teker öldürecek. Tabii biz önce davranmazsak. Ne dersin sen yanık efe? Derim ki onu buraya davet edelim. Ve icabına bakalım. Bir kurbacı olarak bir Yunan generalinin kızını istemekte bir mahsur görmüyorsun. Hilal sizin gibi değil. Ama sen tehlikeli işlere bulaşıyorsun. Evet.
Ama ne mezarlıyım ne de mahpustayım. Şimdilik. Bu hususu düşüneceğim. Şimdi git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.